değil, yıllarca kalbimdesin. Seni çılgınca severim, söyle bana neredesin? Kalbime açılmış gül gibisin, sen benim ilk sevgimsin. Kalbime açılmış gül gibisin, sen benim ilk sevgimsin. Funda kalbimi yaktın, beni yalnız bıraktın. Funda kalbimi yaktın, beni yalnız bıraktın. Kimseye gülemedim, senden başka güzele asla gönül vermedim. Hasretin ümidim hep gülecek, gözyaşlarım dinecek. Hasretin ümidim hep gülecek, gözyaşlarım dinecek. Funda sensin bana eş, aşkıma doğan güneş. Funda sensin bana eş, aşkıma doğan güneş. Vedat'la akrabaydık. O benim için erişilmesi imkansız bir ilahtı. Bense onun için saçı okşanan küçük yaramaz bir kızdım. Razıydım onun nazarında bir hiç olmaya. Yeter ki onu göreyim, aynı çatı altında olmanın sıcaklığını duyayım. O gece en uzun gecem oldu. Bekledim, hep bekledim. Bu veda partisi için hepinize teşekkürler çocuklar. Paris'te hanımlar da karşılama partisi yaparlar artık sana. Onlarla boy ölçüşmek isterdim doğrusu. Hadi eyvallah çocuklar. Güle güle. İyi yolculuklar tatlım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Feyvan. Daha yapmadın mı sen? Bir romana daldım, vaktin nasıl geçtiğini anlayamadım. Ah. Bir kahve içer misin? Fena olmaz. İçkiyi fazla kaçırdık galiba. Farkındayım. Çok mu belli sarhoş olduğun? Aa, sarhoş olduğunuz değil, dudağınızın kenarındaki ruj lekesi. Kahvenizi nereye getireyim? Çalışma odama. Okuduğun macera romanı mıydı? Hayır, aşk. Bak hele, bu tarz romanlar okuyacak hale geldin mi sen? Bana hala çocuk muamelesi yapıyorsunuz. Öylesin ama, benim küçük yaramazımsın hala. Ben senin kundaklı bir beronlu halini de gördüm. O zamanlar siz de kısa pantolonlu, koca kafalı, yaramaz bir çocukmuşsunuz. Dedem anlattı bana. Demek dayımla beni çekiştirdiniz ha? Aa, çekiştirmedim. Çocukken çirkin olabilir ama şimdi dünyanın en yakışıklı erkeği o dedim. Hakkımdaki iyi düşüncelerin için teşekkür ederim. Yarın beni yolcu etmeye gelecek misin? Acaba yarın gitmeseniz olmaz mı? Neden? Okulun veda çayı var da, gelmenizi çok istiyorum. İmkansız. Seksek veya körebe oynayacağım günler çok geride kaldı artık. Özür dilerim. Haddimi bilmem lazım. Hemen kızma canım. Kızmadım.
Sadece kırıldım. Belki yarın görüşemeyiz. İyi yolculuklar. Feyman! Buyurun. Bir şeyi unuttum. Neyi? Uğur'u mu? Biliyorsun, saçlarından öpmek Uğur getirir bana. Bana kalırsa ihtiyacınız yok artık. Biraz evvel kapıdaki hanım daha cazip bir Uğur verdi size. Hoşça kalın. Baba, kahvaltı hazır. Geliyorum kızım. Günaydın Vedat. Günaydın abla. Kahvaltıyı Fehiman hazırladı, getirmesi de bana zahmet düştü. Zahmet oldu. Fehiman nerede? Gitti. Bugün çayları vardı, erkenden hazırlığa gitti. Uğurunuzu almadan yola çıkmanıza gönlüm razı olmadı. Mektubun içine koydum. Kullandıktan sonra atabilirsiniz. Bende kâfi miktarda var çünkü. Tekrar iyi yolculuklar dilerim. Bacaklarım koptu. Hiçbir dansı kaçırmadın ki. Sen de hiç dans etmedin ama. Üzgün bir halin var, kim bekliyorsun böyle? Hiç. Dans edelim. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar? Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar? Yalnız seni düşünür, yalnız seni yaşarım. Seni sevmekten... Merhaba. Hoş geldiniz. Kaybetmekten... Geldiğinize çok memnun oldum. Yalnız seni düşünür, yalnız seni yaşarım. Uğurun için çok teşekkür ederim. Ama senin başında daha güzel duruyor. Teşekkür ederim. Küçük yaramazım benimle dans eder mi acaba? Binlerce defa. Arkamda bana kırılmış bir akraba bırakmak istemedim. Bunun için mi geldin? Hayır. Kendim için. İkinci bir Uğur seçtim çünkü. Neyi? Bunu. Bir müddet yeter bana. Ne kadar mesela? 8 ay. Uzun bir zaman. Benim için tabii. Sizi çok özleyeceğim. Ben de. Başkalarına bakma. Birazcık sevgi. Mektup yazacak mısın? Her gün. Sizi bıktırmazsam tabii. Memnun olurum. Yalnızlığımı unuturum. Koskoca Paris'te mi? İnsan yalnızlığı içinde hisseder tatlım. Benim gibi. Yalnız sayılmazsın. Dayım var, annen var. Ama siz yoksunuz. Şimdilik yokum. 8 ay sonra geleceğim. Söz mü? Tabii söz. Seni sevmekten değil. Ah. Kaybetmekten korkarım. Gidelim. Yalnız seni düşünür. Yalnız seni yaşarım. Seni sevmekten değil. Kaybetmekten korkarım. Kaybetmekten korkarım. Kaybetmekten korkarım. Kaybetmekten korkarım.
Vedat benliğimi alırcasına uzaklaşıp gitmiş, geride sadece bir Ümit ve ben kalmıştım. Eve döndüğüm zaman hoş bir sürprizle karşılaştım. Ablam ve eniştem ziyarete gelmişlerdi. Vedat'ın hasretini ablamın müşfik kollarında gidermeye çalıştım. Sonra onunla tanıştırdılar beni. Eniştemin Avrupa'dan dönen kardeşi Suha'ydı bu delikanlı. Tanışmamızda gayrı tabii bir durum yoktu. Ama Suha'nın hayatımın akışını değiştirecek bir erkek olabileceği nereden aklıma gelebilirdi? Müsaade ederseniz bizim hanıma bir ders vereyim. Orası belli olmaz. Bahçeye çıkalım mı? Nasıl isterseniz. Çok kaldınız mı Avrupa'da? 6 yıl, Viyana'daydım. Cazip bir şehir olmalı. Kısa bir müddet için. Sonra her şey manasını kaybediyor. Yalnızlık başlıyor öldüresiye. Yalnız kalmanızın sebebi neydi? Aradığını bulamamak. Fazla müşkül pesensiniz herhalde. Her insan öyledir. Arar, bekler, nihayet hiç ummadığı bir zaman aradığını bulur. Sadece an meselesi bu. Müsaade ederseniz üstümü değiştireyim. Elbisenin size çok yakıştığını söylersem. Merci. Ama evde giyilecek rahat bir elbiseyi tercih ederim. Evde olmanız şart. Bir kulübe gidebiliriz. Kabul ederseniz tabii. Maalesef kabul edemeyeceğim. Çok yorgunum çünkü. Yazık. Sizi razı edebilmek için vaktim de yok. Yarın erkenden gidiyorum. Vaktiniz olsaydı da netice değişmezdi Suha Bey. Sizden ayrılınca özlem başladı içimde. Hemen mektup yazmak için eve koştum. Belki bana güleceksiniz ama gönderdiğiniz ilk mektubu çerçeveledim saklıyorum. Benim sırdaşım, arkadaşım oldu. Uykusuz gecelerimin en güzel romanı oldu mektubunuz. Eskisi gibi yalnız değilim artık. Kalemim, kağıtlarım ve hep siz varsınız yanımda. Ömür boyu da sürse yazmaya devam edeceğim. Küçük yaramazınızdan kucak kucak sevgiler. Girin. Merhaba Vedat. Hoş geldin. Kapıyı vurup da girmeyi ne zamandan beri adet edindin? Bu sonsuz mektuplaşmaların başladığı günden beri. Rahatsız etmek istemiyorum. Çocuklaşma. Sadece küçük bir akraba kızıyla ilgili bu mektuplar. Küçük ama tesirli bir akraba Vedat. Onu tanımak isterdim doğrusu. Tanıyınca sen de çok seveceksin. Neye benzetiyorum onu biliyor musun? Neye? Funda'ya. Kendine mahsus bir havası, bir hissi var. Funda kadar saf ve temiz. Funda kadar. Fundaları ezme kız. Ezmiyorum dedeciğim, şu güzel gülü koparamadım bir türlü. Koparttıkların yetmedi mi? Bugün işte bahçede çiçek bırakmayacaksın. Boşuna koparmadığımı biliyorsun dedeciğim. Bana kalırsa boşuna. Vedat'ın geleceğini hiç sanmıyorum. Hislerim yanıltmaz beni. Göreceksin, Vedat sözünde duracak. Gelecek, gelecek o. İstanbul'a kucak dolusu selam benden, ona da tabii. Kime? Küçük yaramazına. Seni Paris'ten, aşk diyarından koparıp aldığı için tebrik ederim onu. O inatçı kafana anlatamadım aramızdaki sevgiyi. Sadece bir abi kardeş sevgisi bu. Haklısın. Yaşlandıkça fesatlaşıyorum galiba ben. Yolculuk ne zaman? Hemen şimdi. İyi yolculuklar dostum. İstanbul'da buluşalım. Ah Minel aşk, ah! Durumu ciddi mi doktor? Hayati tehlike yok. Fakat maalesef iki bacağı da feci şekilde ezilmiş. Yürüyemeyecek mi? Aşağı yukarı. Zamanla sol ayağını çok az bir şekilde kullanabilir. Anlıyorum. Feci bir şey bu. Ne zaman çıkabilir? En az 2 ay sonra. Daha önce çıkabileceğini tahmin etmiyorum. Uzun bir zaman. Merci doktor. Güle güle.
çiçeklerle birlikte sen de soldun kızım. Onları değiştirebiliriz ama ya seni? Elimde değil dede. Tam iki ay oldu bir haber alamadık. Hemen kötüye yorma kızım. Basit bir ihmalkarlık olabilir. Keşke öyle olsa. Ama içime bir acı düştü dede. Merak ediyorum. Öylesiye merak Koş ediyorum. Koş yavrucuğum, Vedat geldi, Vedat. Vedat mı? Vedat! Merhaba küçük yaramazım. Hoş geldiniz. Sizi o kadar özledim ki. Ben de. Ama sana verdiğim sözü böylesine tutmak istemezdim. Kader buymuş. Geldiniz ya. Buradasınız ya. Sözünüzü tuttuğunuz için binlerce teşekkür size. Uğurum yanımda olsaydı belki bu kaza olmazdı. Saçların, burnun... Ölünceye kadar yanınızda olacaklar artık, ölünceye kadar. Sakin ol kızım. Vedat hassas olduğu kadar mağrur bir erkektir. Sakatlığıyla ilgili taşkın hareketler karşısında ruhi bir düzensizliğe uğrayabilir. Bu hususta çok dikkatli olmak gerekiyor. Haklısınız. Haber veremediğim için kırılmakta haklısınız. Ama maksadım dertlerimle sizleri üzmemek... O ne biçim söz öyle oğlum, senin derdin bizim de derdimiz sayılır. Tabii ya, sen bizim uçarı, el avuca sığmaz biricik Vedat'ımızsın. O Vedat'ınız şimdi çivi gibi yatağa çakılı kaldı dayı. O kadar da değil. Unutma, sol bacağını kullanabileceksin Vedat. Bir değneğin yardımıyla ancak. Ne olur kötümser olmayın. İradenizde bütün güçlükleri yeneceğinize inanıyorum. Bu inancını yıkmamaya gayret edeceğim Fehime. Sen iyi bir hemşire olduğun kadar dehşetli bir açısın Fehime. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Beğenmezsiniz diye korkuyordum. Ne de olsa Fransız mutfağına alışmıştınız. Fransa'yı görmeni isterdim Feyman. Niyetim bu defa seni de götürmekti ama... Gitmiş kadar oldum, inanın bana. Mektuplarınızla adım adım gezdim sayılır. Bir hediyecik bile getiremedim sana. Siz geldiniz ya. Cazip bir hediye sayılmaz. Tekerlekli bir iskemle ve yarım bir insan. Böyle düşünmeyin. Bütünlük insanın içinde, ruhunda olmalı. Sizin gibi. Aa, maşallah! Ahçılığın kadar şairliğin de varmış meğer. Seni yeni yeni tanımaya başladım Feyman. Bu da bana yeter. Zamanla beni tanıdıkça... Evet, tanıdıkça. Artık çocuk olmadığımı anlayacaksınız. İlacınız hazır. Felaket derecede tatsız. Halbuki böyle tatlı ilaçlar da vardır.
Ne oldu Vedat, niçin kalktınız? Su içmek istemiştim. Beni çağırabilirdiniz. İstemedim yavrum. Neden ama? Yoksa bütün gün üzerinize düşmekle sizi sıkıyor muyum artık? Hayır, böyle bir şey düşünmedim. İnanın, gelmekle bana sonsuz bir sevinç verdiniz. Hayatım bir mana kazandı. İçimdeki boşluk doldu. Ne yazık ki ben sana hiçbir şey veremedim. Bunu anlayabilmeniz için benim yerimde olmanız lazım. Anlıyorum küçük yaramazım. Size biraz su getireyim. Tebrik ederim Vedat, kendine pek güzel bir hemşire seçmişsin. O seçmedi hemşireyi, gönüllü olarak kendisi kabul etti bunu. Böylesi daha manalı tabii. Uzun zaman mı kaldınız dışarıda? Çocukluğumdan beri. İnanın Viyana'yı İstanbul'dan daha iyi tanırım. O halde yapacağınız ilk iş kendinize bir rehber bulmak olsun. Buldum. Ama kabul ettireceğimi pek zannetmiyorum. Kimi? Fehiman'ı. Bu gece beraber çıkmamızı rica edecektim. Mersi. Çıkmama imkan yok. Anlıyorum. Hemşirelik vazifesi tabii. Ya hemşireme izin verdiğimi söylersem? Size binlerce teşekkür ederim o zaman. Lütfen zorlamayın, dışarı çıkmak istemiyorum. Haksızlık ediyorsun ama, evde kapanıp kalman beni de üzüyor. Her an benimle meşgulsün. Belki de sıkıyorum sizi, bunu demek istediniz herhalde. Davetini kabul ediyorum Suha, şimdi hazırlanırım. Teşekkürler. Tam 45 dakikadır hiç konuşmadın. Çok konuşmayı sevmem. Sevdiğin adetler arasında surat asmak da var herhalde. Sıkıldın mı? Sadece üzüldüm. Senin eğlenmeni isterdim. Her zamanki halim. Gece hayatından hoşlanmam. Dans edelim. Bu geceyi ve bu müziği ömrüm boyunca unutmam artık. Neden? Bir hatırası mı var sende? Evet. Şu anda başlayan bir hatıra. Kollarımdasın, çok yakınımdasın çünkü. Sadece dans icabı. Biliyorum. Aslında çok uzaklardasın, sakat bir adamın yanındasın. Ne demek istiyorsun? Vedat'ı kastediyorum. Gösterdiğin aşırı ilgi gözümden kaçmadı. Haklısın. Ona karşı aynı hissi ben de duyuyorum. Sadece merhamet bu. Asla. Öyle zannediyorsun. Aslında genç kız romantizmi senin hissin. Gerçeklerle karşılaştığın an her şey bitecektir. Lütfen gidelim artık. Bahçede dolaşalım mı biraz? Kâfi derecede gezdik sanırım. Yarın gidiyorum. Gitmeden evvel ardımda bir ümit, ufak bir vaat kalsın istiyorum. Anlayamadım. Anlamak istemiyorsun Feyman. İlk karşılaştığımızda içimdeki boşluktan bahsetmiştim sana. O boşluk doldu şimdi. Her şeyinle, hırçınlığın, tatlılığınla içimdesin Feyman. Bu tarz konuşmalara alışık olduğun belli. Alışkanlığım seninle başladı. Basit bir macera değil bu. Seni seviyorum. İnan bana, seviyorum seni. Bırak beni! Seni hiç affetmeyeceğim. Hoş geldin Feyman. Eğlenebildin mi bari? Göndermeseniz olmaz mıydı sanki? Bu kadar kızmana sebep ne? Suha ile gezmem için zorlayan sizsiniz. Biraz eğlenmeni istemem suç mu? İstedim ki... İstediniz ki Feyman üzülsün, ölesiye kırılsın. Halbuki ben sizin yanınızda olmak istiyorum. Yanımdasın ya. Akrabam, hasta bakıcım, küçük yaramazım olarak... Bundan sonra da rehberim olacaksın. Doktor küçük gezintilere izin verdi.
biliyor musun? Funda kokuyor saçlarım. Funda bir dağ çiçeğidir, değil mi? Evet yavrum, senin gibi. Hırçın ve kaba olduğumu söylemek istiyorsunuz herhalde. Hayır, hayır. Funda kadar saf ve temizsin. Bir bahar sembolüsün sen. İç açıcı bir yaz güneşisin. Sizin yanınızda öyleyim. Ayrılınca kara kış kadar soğuk, güz kadar hüzünlüyüm. Ayrılsak da benliğin değişmeyecek senin. Niçin ayrılmayı düşünüyorsunuz? Ölümsüz sevgilere inanmaz mısınız? İnanmazdım bir zamanlar. Ama şimdi... inanmaya başlıyorum küçüğüm. Senden başlayan bir inanç bu. Hadi biraz daha dolaşalım. Bu hususta düşünmeden karar verme yavrum. Düşünsem de kararım değişmez dedi. Suha'yla evlenmek istemiyorum ben. Hemen kestirip atma kızım, bu zamanda Suha gibi bir kısmete hayır diyen kızın deli olması lazım. Kararım kat'i anne, lütfen beni anlayın. Müsaadenizle. Şaştım bu işe doğrusu. Anlaşılan bizim kız hala büyüdüğüne inanmıyor. Yanılıyorsun dayı. Fehiman aslında çocukluğu kabul edemedi hayatı boyunca. Nerede kaldın be evlat? Keşke biraz daha evvel gelseydin. Hayrola dayı, bir şey mi oldu? Türkan'dan mektup aldık Vedat. Fehiman'ı Süha'ya istiyorlar. Ya! Öyle mi? Sevindirici bir haber. Önce öyleydi. Fehiman kabul etmeyince üzücü oldu. Kabul etmedi demek. Maalesef. Bir de sen konuşsana oğlum şu kızla. Ha? Sahi Vedat, bilirsin seni kırmaz, herkesten fazla sever. Konuşur musun ondan? Ben mi? Biraz zor. Daha doğrusu mesuliyetli bir vazife bu. İsteksizsin Vedat, yoksa tasvip etmiyor musun? Yok, katiyen. Süha muhakkak iyi bir kısmet. Üstelik birbirlerine yakışıyorlar. Geriye sadece Fehiman'ı razı etmek kalıyor. Bunu da ancak sen başarırsın Vedat. Ne olur bir konuşsana ondan. Pekala. Elimden geleni yapacağım. Merak etmeyin. Suha'yı reddettiğim için sevineceğimizi zannetmiştim. Sevinmiştim küçüğüm. Delicesine sevinmiştim önceleri. Ama sonra uzun uzun düşündüm. Benim için kendini feda etmene razı olamadım. Haksızlık bu ama. Daha doğrusu korkaklık. Biliyorsunuz, yanınızda olmak yetiyor bana. Merhamet sevginin üstündedir zaman zaman. Merhametle ilgisi yok bunun. İnanın bana, saf bir sevgi bu. Belki de çocuksu. Ruhunun derinliklerinde esen deli bir rüzgardır bu. Uzun yılları düşün Fehiman. Birçok şeyler isteyeceksin. Yarım varlığından usanacaksın. İsyan edecek, belki de bana kin duyacaksın. Çünkü gönlündeki fırtına dinmiş olacak. Asla! O fırtına hiçbir zaman dinmeyecek. Suha'yla çıktığımız o gece inandım buna. Nasıl? Beni sevdiğini söyledi. Samimiydi belki de. Sonra delicesine heyecanlıydı. Ama ben hissizdim. Taş gibiydim adeta. Deli bir rüzgar esmiş, ruhum bir yaprak gibi sana doğru uçmuştu çünkü. Ya o rüzgar esmeseydi? Gene gelirdim. Sokulurdum sıcaklığını duymak için. Başımı göğsüne yaslar, saçlarımı okşamanı beklerdim. Yalvarırdım, ağlardım belki de. Sırf ömür boyu yanında olmak için. Yaramazım benim. Uğur meleğim. Küçük sevgilim. Bu meseleyi kırgınlık vesilesi yapmayalım, ne olur Suha.
Kırılacak bir durum yok ortada. Bir kızı 40 kişi ister, bir kişi alır. Kısmet Vedat'aymış. İsabetsiz bir kısmet. Yazık oldu Fehiman'a. Merhamet gözlerini kör etti. Mutlaka bedbaht olacak. Bu bir temenni mi oğlum? Asla. İlk görüşte sevdiğimi saklayacak değilim. Mesut olmasını isterim elbet. Her şey o kadar ani oldu ki biz bile şaşırdık. Biz de yeni evlileri yalnız bırakmak için yola revan olduk işte. Çiftliğe çekiliyoruz kızımla. Burada da kalabilirsiniz dedeciğim. Herkes yerli yerinde olmalı. Olmuyor ama. Feyman'ın yeri o yarım adamın yanı değildi. Sabırla bekleyeceğim sonlarını. Elden bir şey gelmez şu anda. Saadetlerine yollanacak bir sepet çiçekten başka. Ölümsüz saadetler ve sevgiler, Suha. Olgunluğu hoşuma gitti. Çabuk davranmasaydım, tehlikeli bir rakip olabilirdi bana. Delisin sen. Teksin benim için. Varlığın bütün dünyayı sildi gözümden. Yalnız sen varsın şimdi. Eskiden olduğu gibi. Bir tutam saç hazırlamıştı saadetimizi. Hatırlar mısın? Ümitsiz bir demekti o kesilmiş saçlar. Teşirliydi ama. İkinci uçağı ayarlayıp gelmiştim sana. Bir masal kahramanı gibiydin. Rüya gördüğümü sandım önce. Rüya değildi ama. Sonra anladım tabii. Ne zaman? Kollarını aldığın zaman. Bir tüy kadar hafiftin. Saçların fum da kokuyordu. İlahlaşmıştın gözümde. Eriyip içine akmak istiyordum. Dünya bizimle dönüyordu sanki. Sonra ayrıldık. Geride kaldın sen. Sen uzaklaştıkça ben küçüldüm. Bir nokta gibi kaldım ardında. O nokta ilk mektubunla büyüdü. Sevgilerin en güzelini dile getirmiştin satırlarında. Ben sevdiğini yazdığın cümleyi bulamadım. Yazmamıştın çünkü. Mahsus yaptım. Üzülmemi istedin değil mi? Hayır. Yüzüne söylemek istedim sevdiğimi. Şimdi söyle öyleyse. Seni seviyorum. Ölesiye seviyorum bir tane. Mutluluklar senin olsun bir tanem. Yarısını da kocana ver kızım, kıskanacak sonra. Alıştım artık dayı. Feyman'ın sevgisi oğlumla bana yetiyor. Bu büyük sevginin şerefine içelim. Oh benim canım, tatlım. Hadi şerefe. Şerefinize. Şerefinize. Funda'nın payını kime vereyim? Tabii ki bana. Hep böyle olur zaten, doğum günleri çocuklara yapılır. Pastayı büyükler yer, onlar eğlenirler. Pek eğlendiniz sayılmaz. Sade bir töreni tercih ettik çünkü. Rica ederim. Sizleri görmek yeter. İnanın çok özlemiştik hepinizi. Özlediğiniz için 6 ayda bir geliyorsunuz değil mi? Bu defa bırakmam sizi, tatili burada geçireceksiniz. Buna imkan yok. Nedenmiş o? Avrupa'ya gidiyoruz. Hadi hep beraber gidelim. Bu halimle mi? Bir şey değiştirmez Vedat. Bence bahane ediyorsun. Bahane etmediğimi ispat için bir çare var. Seni göndereceğim sevgilim. Ablanlarla gider, eğlenirsin biraz. İhtiyacım yok Vedat. Hayatımdan çok memnunum ben. Sizlerden ayrılamayacağımı bilmen lazımdı. Kırıldım sana. Ölesiye kırıldım. Bana niye kırıldın bebeğim? Ayrılığı düşündüğün için. Uzaklıklar her zaman ayrılık değildir. Beni de içinde götüreceğini biliyorum, küçük yaramazım. Yanımda götürmek isterdim ama. Bu halimle mi? Düşün bir kere, gençsin, güzelsin. Göze batacak kadar güzelsin üstelik. Ve ben, zehirli bir sarmaşık gibi sana dolanan ben... Karımın benden iftihar etmesini isterim. Gülünç olmasını değil. Dünyanın en mesut kadınıyım ben. Niçin anlamıyorsun bunu? Sen de beni anla. Hiçbir şeyden mahrum kalmamalısın. Sana dünyayı vermek istiyorum.
Dünyam sensin. Ne olur vazgeç bu inadından. Kahredici bir ayrılığa zorlama beni. İşi büyütme Feyman. Pasaportunu çıkarması için Rujen'e rica ettim. Sözü dinlenmeyen bir koca olarak tanımlamı ister misin bebeğim? İstemem bir tanem. Senin dediğin olsun. Viyana'ya gelişinizi kutlamanın sırasıdır sanırım. Paris'ten geldim. Son mektubunuzda seyahat tarihi aşağı yukarı belliydi. Sadece Fehiman'ın geleceğinden bahsetmemiştiniz. Çok ani oldu. Şerefinize! Söyleyin bakalım, Viyana yemeklerini nasıl buldunuz? Beğenmedim. İnanın şimdiden Türk yemeklerini özledim. Ne mutlu sana! Özlediğin sadece yemek olsun. Benim özlemlerim bambaşka abla. Haklısın Feyman. Bakıma muhtaç bir koca... Yanılıyorsun Suha. Kocamın bakıma değil, sevgiye ihtiyacı var sadece. Belki de merhamete. İnan bana Vedat'a, en az ben de senin kadar acıyorum. Ben acımıyorum. Seviyorum Suha. Bunu lütfen aklından çıkarma. Bana müsaade. Mektup yazmam lazım Vedat'a. Böylesine bir sadakati aklım almıyor doğrusu. Vedat'ı zehirli bir örümceğe benzetiyorum. Neden ama? Feyman'ı ağları içine düşürdüğü için. Genç bir kızın dünyasını yarım vücudu ile çirkinleştirdiği için. Alo? Evet, benim. Günaydın Suha. Rica ederim. Uyanmıştım zaten. Beni mi bekliyorsunuz? Sadece ben bekliyorum. Bizimkiler 3 saat evvel hareket ettiler. Seni uyandırmaya kıyamadılar. Tatil köyünde bekleyecekler. Gitmesek olmaz mı Suha? Hiç niyetim yok. Merak ederler. Ablanı bilirsin. Hemen hazırlan lütfen. Pekala. 5 dakika sonra hazırım. Acaba ablamlar gelmişler midir? Şimdi öğreniriz. Bunların geleceği yok galiba. Dönsek iyi olur. Geldiler mi acaba? Gene gelmediler. Servis arabasıymış. Anlaşıldı. Yemeği yiyip gitmekten başka çare yok. Söz mü? Söz tabii. Hadi otur. Önce iştah ilacımızı içelim. Sıhhatine. Mersi. Hayatımda ilk defa bir duamın kabul edildiğine şahit oldum. Herhalde çok işten dua ettim. Bütün ruhumla. İstedim ki bizimkiler gelmesin. İstedim ki senden yalnız kalalım. Duam buydu işte. Bu tarz konuşman rahatsız ediyor beni. Belki de korkutuyor. Çünkü bir rüyanın içindesin sen. Bir kötürümün malısın. Kocamı seviyorum. Onunla iftihar ediyorum sana. Niçin yanında değil şu anda? İçimde o. Bunu anlayamazsın sen. Belli olmaz. Seni unutamadım. İçimde bir yara oldun. 2 senedir kapanmadı bu yara. Gayret ettim. Sensiz bir dünya kurmaya çalıştım. Olmadı. Gidelim artık. Başım... Nen var? Başım dönüyor. Feci bir kırıklık var üzerimde. Gitmek istiyorum. Niye dönüyor başım? Her şey dönüyor.
Affet beni sevgilim. Başka çarem yoktu. Bana gelmen için kurdum bu tuzağı. Seni asla kirletmeyeceğim. Ama sen bilmeyeceksin bunu. O adamdan kopup bana gelinceye kadar bekleyeceğim. Ama asla seni de sevgimi de kirletmeyeceğim, asla. Uyandın mı sevgilim? Benle böyle konuşamazsın. Eskiden konuşamazdın belki ama beraber geçirdiğimiz bu unutulmaz saatlerden sonra... İğreniyorum senden. Adi bir tuzak kuracak kadar alçalacağını tahmin etmeliydim. Evet, tuzak kurdum. İnkar edecek değilim. Ama geçici bir arzu değil bu. Taparcasına seviyorum seni ben. Sevseydin çamurun içine itmezdin beni. Lekelemezdin. Sadece beni değil, bir anayı da kirlettin sen. Bana gelmen için yaptım. Son çaremdi bu tuzak. Kocandan boşanıp bana geleceksin. Asla! Tanrı huzurunda suçsuzum çünkü. İğrenç çamurun senin içinde kalacak. Kahredici bir azapla eriyeceksin. Seven bir kadının, lekelenmiş bir ananın lanetiyle yaşayacaksın. Sonradan pişman olacağın tarzda konuşma Peyman. Bir gün sevgimin büyüklüğünü anlayacaksın. Anladığım tek şey... Senin kalleş, iğrenç bir erkek olduğun! Nefret ediyorum senden, nefret ediyorum! Olan oldu bir kere. İstesem de bir takım şeyleri düzeltemem. Bizimkilere uygun bir masal anlattım. Bu sır ölünceye kadar aramızda kalacak, yemin ederim sana. Dünya bilse umursamazdım bu sırrı. Yeter ki sevdiğim bir kocam olmasaydı. Sütümü verdiğim bir yavrum olmasaydı. O zaman öldürürdüm kendimi, yaşayamazdım. Bu kirli sır içimdeyken yaşayamazdım. Ölürdüm. Ölesiye özledim seni. Bir gelse, dizlerimin dibinde otursa, saçlarını okşasam diyorum hep. Bu sözler dudaklarımda dua oldu bir tanem, dua! Müjde beyefendi, müjde! Hayrola, mektup mu var yoksa? Hayır, kendisi, Fehiman Hanım geldi. Fehiman? Fehiman! Ne kadar özledim seni bilemez. Ya ben? Ayrıldığın ilk gün aradım seni. Son olsun bu ayrılık sevgilim, yalvarırım son olsun. Tabii yavrum. Maksadım biraz gezmen, istirahat etmendi. Yapamadım. Sizlerden ayrı bir dünya kuramadım. Çok şükür Allah'ıma, şu anda yuvamdayım, yanınızdayım. Dünyalara değişmem bu huzuru. Funda! Yavrum benim! Yavrum! Bir tanem! Mis kokulum benim! Hiç özlemedin mi anacığını? Çakmadın mı babana kaşlarını, niye annemi gönderdin diye? Yavrum benim! Bu sevgi böyle devam ederse, mezar taşıma kıskançlıktan çatladı diye yazacaklar. Benim yazım daha romantik olacak. Sevdi, sevdi ve öldü. Vedat! Sevgilim! Vedat! Korkma yavrum, korkma! Yanındayım ben! Uyan, uyan Fehiman! Hayır! Hayır! Vedat! Bir bilsen! Bir bilsen! Ne oldu bir tanem? Seni rahatsız eden ne, söyle! Kötü bir rüya! Bir kabustu! Yalnızdım, sen yoktun yanımda! Ölünceye kadar yanındayım Meli! Oh Vedat! Hiç ayrılmayacağız değil mi sevgilim? Tabii ayrılmayacağız hayatım! Ayrılmayacağız tabii!
Yoksa başka bir derdin mi var senin? Yok. Ne olabilir ki? Bilmiyorum. Ani dönüşün, mesela ablanla münakaşa etmiş olabilirsin. Yok, hayır. Ablam da, eniştem de çok iyi davrandılar bana. Ya Süha? Doğa mı? Saygılıydı bana karşı. Mektuplarımda bahsetmiştim ondan sana. Evet. Ama inan Süha'nın sizi karşılayacağını bilseydim seni asla göndermezdim. Yemin ederim göndermezdim. Farkında mısın dadı? Neyin efendi? Teğmandaki değişikliğin durgunluğu. Üstelik Fonda'ya düşkünlüğü aşırı derecede arttı. Annelik hali. Yavrusundan ayrı kalması sarstı onu. Zamanla eski haline dönecektir, merak etmeyin. Senin aklı çıkmanı temenni ederim dadı. Ama... Başka ne olabilir ki efendim? Bilmiyorum. Hiçbir şey yemedin Fehiman. Bugün iştahım yok. Yalnız bugün mü? Her gün böylesin. Şarap iç biraz, iyi gelir. Hayır, hayır istemem. İştahın açılır Fehiman. İç biraz. İçmem Vedat, istemiyorum. İçmem diyorum, anlamıyor musun? İstemiyorum. Neden sinirlendin yavrum? Şarap ikram ettim sana, zehir değil. Affedersin. Küçük çocuk muamelesi görmekten hoşlanmadığımı bilirsin. Bu huyum değişmedi hala. Sen değiştin Fehiman. Eskisi gibi değilsin artık. Değişen bir şey yok Vedat. Sana öyle geliyor. Birbirimizi aldatmayalım. Hayatımız iki devreye bölündü. Seyahatinden evveli ve sonrası. Hayatımızla seyahatimin ne ilgisi var Vedat? Bir takım gerçekler gözünü açtı senin. Mesud olmadığını anladım. Mesudum ben. Değilsin. Avrupa'ya gittin, güzel kadınlar gördün erkeklerinin kolunda. Renkli, hareketli bir dünya buldun. Kıskandın belki de. Öyle olsaydı hemen dönmezdim. Korktuğun için döndün. Bizlerden ebediyen kopacağını anlamıştın çünkü... kaçtın. Ama gerçekler bir girdap gibi çekmeye başladı seni. Yarım bir erkeğin üzümlü dünyasında harcandığını anladın. Yalvarırım böyle konuşma. Sinirlerim bozuk olabilir. Zaman tanı bana. Göreceksin, neşem yerine gelecek. Eski küçük yaramazın olacağım gene. Bekle biraz ne olur. Bekleyeceğim Fehiman. Ama seni değiştiren sırrı anlatmanı bekleyeceğim. Eski haline dönmeni değil. Bir büyüsen bir tanem, dertleşsem seninle, küçücük dizlerine kapansam, ağlasam, zehrimi akıtsam. Ama olmaz ki, anlatamam ki derdimi. Kötü yerinden vurdular anacığını, kapkaranlık ettiler dünyasını, kapkaranlık. Uçaktan iner inmez soluğu sizde aldım. Fehiman, Süha'yı bırakmayız artık, öyle değil mi? Bilmem ki, nasıl olur? O ne biçim söz Fehiman? Bir akrabayı evimizde ağırlamaktan aciz değiliz sanırım. Onu demek istemedim.
rahatsız olur diye düşündüm de. İlk defa kaldığı yer değil ki. Feyman namına özür dilerim Süheyl. Rica ederim, akrabalar arasında teklif olmadığını bilenlerdenim. İstediğin kadar kalabilirsin. Hem bana şu seyahatinizden bahsedersiniz. Fehiman'ı sinirli yapan, neşesini yok eden meşhur seyahatinizden. Ne arıyorsun Vedat? Romanımı. Salonda bırakmış olmayasın. Zannedersem çalışma odamda. Bakar mısın lütfen? Tabii. İyi akşamlar. Ne demek oluyor bu Suha? Çok şey. Hep bu fırsatı bekledim, yalnız kalıp konuşmak istiyorum seninle. Aramızda konuşulacak hiçbir mevzu yok. Rahat bırak beni. Her şeyi göze aldım, inan bana dünyayı yıkarım şu anda. Delisin sen, bırak beni! Bırak, bırak diyorum sana! Sensiz yapamıyorum, inan bana. Gecemde, gündüzümde sen varsın. Kanımda dolaşan bir zehir oldu sevgin. Senin yerinde ben olabilir, acı çekebilirdim. Ama sevdiğim insanın hayatını zehirlemezdim. Senin hayatın o adamla evlendiğin gün zehirlendi. Mesut değilsin, görüyorum bunu. Sebep sensin. O iğrenç tecavüzünle saadetime gölge düşürdün. Bırak beni. Hiç olmazsa acıma hürmet et. Çekil yolumdan. Bir yere gidemezsin. Bağırırım sonra. Yarın bir adam korkutamaz beni. Allah'tan kork öyleyse. Kocamı seviyorum. Dünya durdukça da seveceğim. Kıskanıyorum onu, kıskanıyorum. Delicesine kıskanıyorum. Bırak beni! Bir alçaksın sen, bir canavarsın! Delillerini boşuna saklama. Anladım her şeyi. Gene Süha ile buluştun değil mi? Hiçbir zaman buluşmadım onunla Vedat. Alçakça bir tuzağın kurbanı oldum ben. Bütün namuslu geçinen kadınların müdafası bu. Söyle, ne zaman başladı bu iğrenç hikaye? Avrupa'dayken. Tahmin ettiğim gibi. Hayır Vedat, senden başkasını sevmedim ben. Yemin ederim ki karın olarak leke sürmedim sana. Artık karım değilsin, çocuğumun anası da değilsin, hiçbir şeyim değilsin artık. Bana verdiğin saadeti böyle rezilcesine geri almamalıydın. Bırakma beni Vedat! Öldür ama bırakma! Karın olarak değil, hizmetçin olarak kalayım. Çocuğumun anası değil, bakıcısı olayım. Ama yalvarırım, bırakma beni! Sevgim bir abideydi, yıktın onu. İğreniyorum senden. Nefret ediyorum! Nefret ediyorum! Anlatacak neyin kaldı ki? Sen ne yuvanın kadını ne de çocuğun anası olmaya layıksın. Funda, yavrum benim. Bırak, Funda büyüdüğü zaman annesini ölmüş bilecek. Yavrum, götür onu. Yavrum benim. Hayır, nasıl yaparsın bunu Vedat? İnan günahsızım ben. Funda'dan ve senden ayrı olduktan sonra hayatımın hiçbir kıymeti yok. Yalvarırım beni bu kahredici yalnızlığa atma.
Ne olur, ne olur! Her şeyi düşündüm Feyman. Düşündüm ve ağladım kaderime. Keşke o kazadan kurtulmasaydım. Keşke seni hiç tanımasaydım. Sevmeseydim böylesine. Küçük yaramazım demeseydim. Vedat! Oğlum. Hastamızın durumu gittikçe düzeliyor. Aslında beni endişelendiren bünyesindeki ruhi bozukluk. Anlıyorum doktor bey. Bu hususta nasıl hareket etmemizi tavsiye edersiniz? Ruhunda kopan fırtınanın sükun bulması lazım. O fırtına kolay dinmez doktor bey. Sığınacak limanı çok uzaklarda çünkü. Onu yıkan hadiseyi bilmiyorum. Ama mümkün olduğu nispette maziyi unutturmak lazım. Mazisini unutursa yaşayamaz o doktor bey. Kendisini ziyaret edebilir miyim? Tabii! Sizin ziyaretleriniz en kuvvetli ilaçtan daha çok tesir ediyor ona. Teşekkür ederim doktor. Bir ziyaretçiniz var Feyman Hanım. Kim? İlk defa geliyor, akrabanız olduğunu söyledi. Buyurun. Gene mi sen? Çok aradım seni. Aylarca dolaştım izini bulabilmek için. Boşuna zahmet etmişsin. Seni görmek istemiyorum. Yeter artık! Şu halime bak! Mesleğimi, insanlığımı, her şeyimi kaybettim. Suçum neydi? Günahım neydi? Sadece sevmek. Kocamdan, yavrumdan koparttım beni. Toprağı ıstırap olan bir mezara gömdüm. Çok gayret ettim unutmak için. Dünyada kadın çok dedim, değmez dedim, olmadı. Hep sen, hep sen Feyman. Gecemsin, gündüzümsün benim. İçkide aradım teselliyi. Bilir misin bir erkeğin gözyaşlarını, ümitsizliğini? Sevgime ıstırabım da karıştı. Beni affetmeni istiyorum Feyman. Allah affetsin seni. Biraz insaflı ol. Günün birinde bir sokak iti gibi ölüp gideceğim. Ardından bana lanet okumayacağını bilmek istiyorum. Bileyim ki beni affettin. Bileyim ki sevgime hürmet ettin. Karşıma bir daha çıkmayacağına söz verirsen affederim seni. Söz veririm. Yeter ki beni affet. Affediyorum. Seni görmemek ölümden de acı Feyman. Ama sözümde duracağım. Yalnız şunu bilmeni isterim. Dünyaya yeni baştan gelsem, bu acıyı duyacağımı bile bile gene seni severdim. Allah'a ısmarladık. Yalnız çocuğumu değil, dünyamı da beraber götürmüştüm. Bomboştum, bir hiçtim, sevgisiz, yuvasızdım. Hastalığım çabuk geçti. Başkalarınca öyleydi tabii. Devasız bir illetin girdabında döndüğümü kime anlatabilirdim? Dünyamı kaybetmiştim. Sevgim, yavrum, taptığım kocam, hiçbiri yoktu artık. Geceler uzun, acılar ölümsüzdü benim için. Gözyaşlarımın buğusunda Vedat'ı ve Funda'mı görüyordum. Tesellim başkalarının çocukları oldu. Yoksul dünyama bir nebze olsun renk katabiliyordum. Böylece aradan yıllar geçti. Bir gün Vedat'ın ve Funda'nın döneceğini öğrendim. Nizamettin Bey anlayış gösterdi bana. Daha doğrusu özlemlerin en acısını çeken bir anayaydı bu anlayış. Funda'ya bir dadı arandığını söyledi. Alabildiğine ümitlendim o anda. Neden olmasın? Bir dadı, bir hizmetçi, hatta bir köle bile olabilirdim. Yeter ki onları görmek fırsatı elime geçsin. Ah,
Yeni yaşın kutlu olsun oğlum. Ak saçlı bir dede oluncaya kadar yaşa. Beraber yaşayalım babacığım, hiç ayrılmayalım. Beni hesaba katmıyor musun? Yaramaz. Hep beraber yaşayalım dedim ya Nizamettin amca. Ah, şimdi oldu işte. Bütün mutluluklar senin olsun yavrum. Vedat, yeni dadımız 20 dakikadır içeride bekliyor. Bir konuş istersen. Hı? Hani amcanın pastası? Nizamettin Bey, bonservisinizin çok iyi olduğunu söyledi. Ne zaman işe başlayabileceksiniz? Fehime Hanım! Vedat! Sana bir daha karşıma çıkmamanı söylemiştim! Böyle bir oyuna ne lüzum vardı? Özür dilerim, affet Vedat! Hayır! Derhal bu evi terk edeceksin! Allah'ım! Nasıl anlamıyorsun Vedat? Yahut anlamak istemiyorsun! Çocuğum bugün 6 yaşına girdi, onu tanımıyorum bile! Eğer yavrumu hiç göremeyeceksem öleyim daha iyi! Hiç değilse bir haftacık ondan kalmama izin ver Vedat! Biliyorum, senin gözünde zerre kadar değerim yok! Ama gene de ben bir anayım! Onsuz geçen seneler kahretti beni! Yalvarırım Vedat, ne olur bu kadar kötü olma! İnan, söz veriyorum, ona hiçbir şey belli etmeyeceğim, söz veriyorum! Babacığım! Kim bu teyze baba? Yeni dadın oğlu. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Neden bana öyle bakıyorsunuz? Yoksa sevmediniz mi beni? Sevmez olur muyum? Sen dünyanın en tatlı, en güzel çocuğusun. Teşekkür ederim. Göreceksiniz sizi hiç üzmeyeceğim. Bir abla, bir kardeş gibi iyi geçineceğiz sizinle. Belki de bir ana oğul gibi. Unutma, dadılar ana yarısı sayılır oğlum. Yalnız aralarındaki fark şudur, analar değişmez, dadılarsa sık sık değişir. Bu seferki dadım hiç ama hiç değişmeyecek baba. Neden? Eski dadım yaşlandığı için ayrılmadı mı bizden? Evet. Yeni dadım o kadar genç ki, yaşlanıncaya kadar ben büyür kocaman adam olurum. Öyle değil mi babacığım? Öyle tabii. Hadi yavrum, Nizamettin amcanı yalnız bırakma sen. Peki babacığım, Allah'a ısmarladık efendim. Güle güle yavrum. Ne kadar da büyümüş yavrum. Allah'ım, şükürler olsun sana. İyi düşün Fehiman, verdiğin sözü unutma. Yapamayacaksan başlamadan bitsin bu iş. Oğlum olarak almıştın onu benden. Şimdi bir yabancı olarak iade ediyorsun, gene de çok görüyorsun. İstersen anlatayım her şeyi ona, tanıtayım seni. Anan ölmedi, bizi öldürdü diyeyim. İkimizi de utanç çamurunun içine attı diyeyim, ister misin? Hayır! Söyle, ister misin? Hayır, istemem. Görüyorum ki seneler seni hiç değiştirmemiş Vedat. Değiştirdi Fehiman. Eskiden seven bir erkektim. Nefret eden değil.
Funda'nın sadece dadısısın, bunu unutma. Aksi şekilde hareket edersen bir daha onun yüzünü göremezsin. Peki. Vazifene başlayabilirsin o halde. Dadılık vazifene demek istedim tabii. Teşekkür ederim Vedat. Babamı nasıl buldunuz? İyi bir adama benziyor. Çok iyidir. Biraz sert olduğuna bakmayın. Dünyanın en iyi babasıdır o. Senin gibi güzel, tatlı bir oğlu olan baba tabii ki iyi olur. Hem babam hem de annem o benim. Annem öldükten sonra çok uzaklara gitmişiz. Minnacık bir çocukmuşum o zamanlar. Şansın varmış yavrum. Büyükken anneni kaybetseydin daha çok üzülürdün. Şimdi de çok üzülüyorum ama. Anneni hatırlıyor musun? Kokusunu hatırlıyorum sanki. Beni kucağına alır, sıkı sıkı sarılırmış. O kadar çok severmiş ki babam bile kıskanırmış. Seni mi? Hem beni hem annemi. Çok severmiş ikimizi de. Kim anlattı bunları sana? Dadım. Hep dertleşirdik onunla. Annemi anlatırdı bana. Ben de öperdim onu. Çok mu severdin dadını? Hem sevdiğim için hem de annemi anlattığı için öperdim. Üzüldüm buna. Anneni anlatamayacağıma göre öpülmeyeceğim demektir. Sizi öpmemi istiyor musunuz? Hem de nasıl? Çok sevindim buna. Bir şey söyleyeyim mi? Sizi görür görmez öpmek geldi içimden. Şimdi öpebilir miyim? Tabii yavrum. Çok güzel, pamuk gibiymiş. Sen de pek tatlıymışsın, bal gibi. Hadi bir tanem, yat artık. Yarın gezmeye gideceğiz, unutma. Allah rahatlık versin babacığım. Sana da Allah rahatlık versin yavrum. Bana kitap okumayacak mısın? Okuyayım. Ve böylece küçük prensesi karanlık bir mağaraya atmışlar. Prenses hiç korkmamış. Küçük ellerini gökyüzüne doğru kaldırıp dua etmiş. O sırada kahraman prens atına atladığı gibi yola çıkmış. Allah rahatlık versin meleğim. Feyman, Feyman, neredesin? Ayrılma yanımdan. Feyman. Yanındayım sevgilim. Ölünceye kadar yanındayım. Yeter ki sen iste. Ne arıyorsun odamda? Penceren açılmıştı, üstün açık uyuyordun. Hasta olmandan korktum. Seni ilgilendirmez bu. Hayatımdan sildim, içimden attım artık seni. Acı çekiyorsun ama. Sana inandığım için o acı. Budala yerine konduğum, aldatıldığım için. Hayır Vedat. Yemin ederim aldatmadım seni. Eğer inanacağını bilsem, sevgimin içinde öldürürüm kendimi. İnan ki öldürürüm. Zaten öldün benim için. Günahının içine gömdüm seni. Sevgi değil, merhamet istiyorum senden. Bırak dizlerinin dibinde sürüneyim. Okşama beni. Eskisi gibi saçlarımın funda koktuğunu söyleme. Hakaret et, küçül, her şeye razıyım. Ama ne olursun yanından ayırma beni. Ne olur, ne olur ayırma. Git artık. Gözyaşlarını aşıklarına silah olarak kullan. Bana değil. Dadı, dadıcığım. Dadıcığım, neyin var dadıcığım, niçin ağlıyorsun? Hiçbir şeyim yok Funda. Ağlıyorsun ama. Bilmiyorum, eski bir hatıra ağlattı beni. Mühim değil yavrum. İnsanlar hep geceleri mi ağlar dadı? Ağlamanın zamanı yoktur bir tanem.
İnsan gece de ağlar gündüz de. Sevinçten de ağlar, kederden de yavrum. Acaba babam sevinçten mi ağlamıştı o zaman? Ne zaman yavrum? Uzaklardaydık, buraya gelmek için hazırlanıyorduk. Bir gece babamı ağlarken gördüm, ağlıyordu. Mektupları yakıyordu. Mektupları mı? Evet dadıcığım. Çok, çok mektup vardı, hepsini yaktı. Yakarken de ağladı. Soramadım niçin ağladığını. Sorsaydım da söyleyemezdi. Anlatamazdı içindeki acıyı. Ben de anlatamam maviş gözlüm. Anlatamam kınalı kuzum. Günaydın babacığım. Günaydın oğlum. Hayrola? Kıra gitmediniz mi bugün? Ben istemedim. Bugün anneler günü baba. Çocuklar annelerine hediye verirmiş. Ya? Babalar da kıskanır tabii. Kıskanma baba. Nasıl olsa hediye verecek bir annem yok benim. Kader böyle istedi yavrum. Büyüyünce daha iyi anlarsın bunu. Dadım da belki bunun için üzülüyor babacığım. Niçin? Kendisine hediye verecek bir çocuğu olmadığı için. Üzüldüğünü nereden biliyorsun? Her zaman ağlıyor. Ağlamasın diye onu okşuyorum, öpüyorum onu. Dadım kimsesiz olduğu için mi üzülüyor babacığım? Belki de yavrum. Kimsesizlik hoş bir şey değil tabii. Belki de sevdiklerinden ayrılmıştır para kazanmak için. Annesinden, babasından, belki de çocuğundan. Olabilir bir tane. İyi kalpli, hisli bir çocuk olman sevindiriyor beni. Ona hediyeyi ben alsam nasıl olur? Dadılar ana yarısı sayılırmış. Doğru tabii. Ne hediye almak istersin? Bilmiyorum babacığım. Bana sorarsan çiçek al derim. Dadın çiçekleri çok sever yavrum. Siz nereden biliyorsunuz? Hiç. Hanımlar çiçekleri çok severdi ondan. Tebrik ederim dadıcığım. Anneler günü kutlu olsun. Sen dünyanın en tatlı çocuğusun Funda. Beni ne kadar mesut ettin bilemezsin. Benim de içim sıcak sıcak oldu, sanki annem varmış gibi oldum. Anneler hediye veren çocuklarını öperlermiş, değil mi dadıcığım? Öperler bir tanem. Ben de öpebilir miyim seni? Ana öpüşüne benzemez ama öpebilir miyim? Tabii, ben de sizi çocuğunuz gibi öpeceğim. Canım benim, yavrum, bebeğim. Keşke her gün anneler günü olsa dadıcığım. Neden istiyorsun bunu? Beni böyle annem gibi öpmen, okşaman için. Anneler günü olmasa da öperim. Okşarım seni, canımın içine sokarım. Yeter ki sen iste yavrum. İstiyorum tabii. Anne oğul olalım bugün, el ele dolaşalım, kırlara gidelim, koşalım, oynayalım. Hadi. Dur bakayım. Anne, anneciğim, dadım, dadıcığım. Dadım. Ne oldu? Ne var yavrum? Oh. Niçin korktun? Korkma, ben varım. Bekle sen burada. Niçin geldin? Seni görmek istedim. Hani söz vermiştin, karşıma çıkmayacaktın bir daha. Yapamadım. Nefesimsin, ekmeğimsin, her şeyimsin benim. Yapamadım. Erkekçe sözünde durmanı beklerdim. Kolay mı bu? Ne zannediyorsun sen? Bataklığa saplanmışım bir kere. Çırpındıkça batıyorum. Bilir misin bunun acısını? Sen biliyor musun benim acımı? Defol git! Bir daha karşıma çıkarsan bu kadar yumuşak davranmayacağımı da unutma! Teğmen! Adamı görünce çok korktum baba! Birdenbire karşıma çıktı! Ne yaptı sana? Ne yapabilirdi ki? Dadım vardı yanımda! Hiç korkmadı o! Çıktı adamın karşısına, bağırdı, kovdu onu! Sonra da dadımla dertleştik. Sen mi dertleşiyorsun? Tabii ya! Ağlarsan üzülürüm diyorum. Sen ağlarken de üzülmüştün çünkü. Söyledim onu da dadıma. Neyi söyledin? Hayır.
Hani sen mektupları yakarken ağlamıştın ya, onu anlattım. Sahi baba, niye yaktın o mektupları? Acıklı bir masal mı yazılıydı yoksa? Evet yavrum, acıklı bir masal yazılmıştı o mektuplarda. Hadi yavrum, dadını çağır bana, çalışma odamda beklediğimi söyle. Peki baba. Beni çağırmışsın. Evet, kısa ve açık konuşacağım. Hususi hayatında dilediğin gibi hareket etmekte serbestsin. Ama çocuğumun yanında ahlak kaidelerine riayet etmeye de mecbursun. Ne demek istiyorsun dede? Çok açık. Aşıklarınla Funda'nın yanında buluşmanı istemiyorum. Buluşmadım, aniden karşımıza çıktı Suha. Tahmin etmiştim olduğunu. Suçum yok benim. Peşimi bırakmasını söylemiştim ona. Terk edilmiş aşıklar inatçı olurlar. Hiçbir zaman aşığım olmadı benim. İtham ettiğin kadar küçülseydim bu öldürücü acıyı çekmezdim. Çocuğuma yabancıyım, sevdiğim adama... Sevdiğim adam, o sensin Vedat. Gururunu sevgisinden üstün tutan sen. Şu anda anladım seni. Mektuplarımı yakmışsın. Tıpkı beni yaktığın gibi. Temizdi onlar. Seven bir kalbin atışı vardı o satırlarda. Ama yaktın onları. Bense gözyaşlarımla yıkamıştım senin mektuplarını. Noktasıyla, virgülüyle seni yaşatmıştım satırlarında. İşte aramızdaki fark Vedat. Hem de kapanması güç bir fark. Unutma, utanılacak bir hatırası olan sensin, ben değilim. Şu anda bana inansan da önemi yok artık. Çünkü ben seni affetmeyeceğim. Asla affetmeyeceğim. Çıldırmışsın sen! Çık git buradan! Gideceğim Feyman! Kararımı verdim zaten! Her gün ölmektense bir kere ölmek daha iyi! Seni son bir defa görmek, son bir defa konuşmak istedim! Vedat! Yazıklar olsun sana! Aşıklarını şimdi de oğlumun odasına almaya başladın ha? Hayır! Hayır! Yemin ederim ki hayır! Bir yılansın sen Suha! Başı ezilecek bir yılan! Yaklaşma bana! Yaklaşma! Affedin beni! İkiniz de affedin! Vedat... Vedat'la konuşmak istiyorum. Allah'ım, affet beni Allah'ım. Hasta sizinle konuşmak istiyor Vedat Bey. Onunla konuşulacak bir mevzumuz yok doktor. Ben ümitsiz bir hastanın son arzusunu söylüyorum sadece. Yapılacak bir şey yok mu? Maalesef. Çok az vakti var. Vedat. Yaklaş. Yaklaş Vedat. Kızıyordum sana Vedat.
deli gibi kıskanıyordum seni. Korkunç sırrı da mezara götürmeyi düşündüm. Ama yapamadım. O suçsuz Vedat. Kim? Behiman. Deli gibi sevdiğim kadındı o. Ama elimi bile sürmedim. İnan bana. Ya Avrupa? Otel odası? Sadece bir tuzaktı o. Tecavüz ettiğimi sansın istedim. Senden boşanır, bana gelir diye düşündüm. Bunları anlatabilirdi bana. Ne olduğunu anlayamadı ki. Uyku ilacı içirmiştim. Ama lekelemedim onu. Hayatını zehirledi, gene de benim olmadı. Bir inanabilsem bunlara. İnan, inan! İnan Vedat! Seni şu anda bile kıskanıyorum. İnan bana! Hayatını zehir etmek için hakikati söylemezdim. Ama Fehiman o kadar masum ki... yapamadım. Allah korkusu girdi içime. Karını affet demiyorum sana. Yeter ki o seni affetsin. İnşallah. Süha! Süha! Teşekkür ederim Süha. Bana dünyamı geri verdin. Yavrum. Dadım gidiyor baba. Söyle ona gitmesin. Bırakmasın bizi dadım. O senin dadın değil yavrum. Annem. Annem mi? Doğru mu söylüyorsun baba? Hani annem ölmüştü benim? Ölmedi yavrum. Uzun bir masal bu. Sonra anlatırım sana. Annen o senin. Annen yavrum. Anlamıştım zaten. Kokusundan anlamıştım annem olduğunu. Anneler çiçek gibi kokar çünkü. Hadi yavrum, koş ona. Bırakma anneni. Bırakma bir tane. Ne olur bırakmayın beni. Mecburum buna. Belki bir gün anlarsın her şeyi, hak verirsin o zaman bana. Neden gidiyorsunuz ama? Yoksa üzüyor muyum sizi? Yoksa bıktınız mı benden? Evet bunda. Ne de olsa öz çocuğu gibi olmuyor insanın. Benim de bir çocuğum vardı. Biliyorum, sarı saçlı, maviş gözlü bir çocukmuş. Anasının kuzusuymuş, canının içiymiş. Adı da Funda'ymış. Funda mı? Evet anne, Funda, senin Fundan. Anneciğim benim. Neler söylüyorsun sen? Kim söyledi annen olduğunu? Ben. Affet beni küçük yaramazım. İkiniz de affedin. Babamı affetmeyecek misin anne? Kötü bir rüya gördük Fehiman. Sonu iyi bitecek ama. Daha iyi bitmesi için uğurumu ver bana. Müşterek bir uğurumuz var şimdi. Yavrumuz, Funda'mız. Unutmak mümkün değil. Yıllarca kalbimdesin. Seni çılgınca severim. Söyle bana neredesin? Kalbim